Merhaba Webtekno takipçileri, bu videomuzda sizlerle birlikte büyük telefonlardan bıkanların imdadına yetişme iddiasıyla piyasaya sürülen Palm'ı inceliyoruz. Arkadaşlar videomuza devam etmeden önce sizlere yine vermek istediğimiz güzel bir haber var. Artık pek çoğunuzun bildiği gibi arkadaşlar Ankara'da Xiaomi'nin Türkiye distribütörü olan Evofon'un Anka Mall AVM'de bir adet mağaza açılışı olacak. Ve biz de orada olacağız arkadaşlar. Mağaza açılışı sırasında gün boyu etkinlikler olacak. Mesela her 30 dakikada bir kez bir adet telefon hediye edilecek veya 1000 TL'yi aşan alışverişlerinizde sıra numaranıza göre farklı farklı hediyeler kazanabileceksiniz. Atıyorum sıra numaranız 1 ile 300 arasındaysa Xiaomi Mi Band 4 kazanabileceksiniz mesela. Ayrıca mağaza açılışına özel olarak akıllı telefonlarda %15, aksesuar ve ekosistem ürünlerinde ise %30'a varan indirim söz konusu. Yani arkadaşlar sizin anlayacağınız bol etkinlikli ve sürprizli bir mağaza açılış etkinliği bizi bekliyor. Şimdi tekrar ekliyorum arkadaşlar, en büyük sürpriz olarak tabii ki de Webtekno ekibi de orada bulunacak. Hepinizi mağaza açılışına davet ediyoruz. Tüm detaylar açıklama kısmındaki bağlantıda yer alıyor. Şimdiden arkadaşlar 16 Kasım Cumartesi günü Ankara Anka Mall AVM'de Evofon'un Xiaomi mağaza açılışında görüşmek üzere diyorum ve videomuza geçmek için hareketimi yapıyorum. Bu videoda gerçekten inanılmaz küçük bir telefon sizleri bekliyor arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi avucumun içine oldukça rahat bir şekilde sığabiliyor. Küçükten kastım da şu 9.6 cm uzunluğu ve sadece 5 cm'lik de bir genişliği var telefonun. Yani harbiden minnacık. Vakti zamanında iPhone 3GS diye bir telefon vardı. Malumunuz ondan bile daha küçük bir telefon kendisi. Hatta pantolonlarımızda bu bazılarının saat cebi, bazılarının çakmak cebi dediği bir cep var arkadaşlar. Bildiğiniz gibi küçücük bir cep, oraya bile sığabiliyor. Bu 3.3 inçlik ekranda 720p yani HD bir çözünürlük var arkadaşlar ve ağırlığımız sadece 62.5 gram, oldukça hafif telefon diyebiliriz kendisi için. Yani alıştığımız bir akıllı telefondan neredeyse 3 kat daha küçük, şöyle 3 tanesi yan yana buraya sığabiliyor. Öyle de bir telefon kendisi. Telefon cüzdanımızda taşıdığımız bir kart boyutunda deniliyordu. Harbiden de öyle. Ön tarafta bir tane fiziksel tuşumuz var. Bu tuş şu işe yarıyor. Dilersek ana ekrana dönebiliyoruz. Dilersek geriye gelebiliyoruz. Basılı tuttuğumuz zaman da açık olan uygulamaları görebiliyoruz. Telefonda başka tuşlar var mı diye soracaksınız. Ses açma kısma düğmesi yok bu telefonda arkadaşlar. Sadece sağ tarafına bir tane güç düğmesi eklemişler. Herhangi bir kulaklık girişimiz de yok arkadaşlar. Giriş çıkış olarak sadece Type-C girişim mevcut telefonda. Şarjımızı oradan ediyoruz. Müzik dinleyeceksek oradan dinliyoruz. Ses açma kısma yok. Onu nasıl yapıyoruz? Hemen üst taraftan şöyle kaydırıyoruz. Menü geliyor karşımıza. Sesi oradan hızlı bir şekilde açıp kapatabiliyoruz. Telefonu küçültmek adına birçok şeyi tabii ki de çıkartmışlar. Ekranı açtığımızda karşımıza tüm uygulamaların geldiği bir uygulama çekmecesi geliyor. Üzerine geldiğinizde böyle hafiften şişkinleşiyor uygulamalar. Telefonun kendisi de biraz iPhone 10 serisine benziyor desek bence yanlış olmaz. Telefonumuzda IP68 sertifikası da mevcut. Yani yağmura, toza falan filan dayanıklı bir telefon. Bunun yanında telefonun ön taraf ve arka tarafı cam arkadaşlar. Gorilla Glass 3 ile birlikte korunuyor. Aynı zamanda yan taraftaki çerçevelerde alüminyum. Küçüklüğüyle alakalı son söyleyeceğim sözler de şunlar arkadaşlar. Herhangi bir şey okumak, bir şey izlemek, efendime söyleyeyim internette dolaşmak, yazı yazmak falan alışa geldiğimiz akıllı telefonlardan oldukça farklı. Çünkü zaten çok küçük. Hem görmesi zor hem yazması zor. Öncük cıncık yazılar böyle gözleri biraz bozarmış gibi geldi bana. Yani pek keyif verdiği söylenmez. Ancak telefonu zaten iddiası da o yönde değil. Siz dışarıda sosyal medyadan, internetten vesaire biraz uzaklaştırmayı hedefleyen bir telefon yapmış firma. Tabii ki tam bir akıllı telefon gibi kullanabiliyorsunuz. Google Play zaten içinde yüklü geliyor. İçinde herhangi bir marketten istediğiniz uygulamayı falan kullanıyorsunuz. İçinde bildiğimiz Android işletim sistemi var. Ancak bildiğimiz standart bir akıllı telefonun bence yerini tutmaz. Telefonda herhangi bir parmak izi okuyucumuz yok arkadaşlar. Yüz tanımayla kilit açmamız lazım. Bir güvenlik önlemi olarak ya da desen çiziyoruz standart. Bunun yanında o yüz tanımanın da bir tık yavaş kaldığını söyleyebilirim. Biraz da kameralarından bahsedelim. Bu küçücük cihazın iki tane kamerası var. Toplamda arka taraftaki kameramız 12 megapiksel, ön taraftaki de 8 megapiksel çözünürlüğe sahip. Ayrıca ana kameramızda 1080p videolar çekebiliyoruz. Bir de elektronik görüntü sabitleme özelliği var. Çekmeye başlamadan önce zaten telefondan çok büyük bir şeyler beklemiyordum ve çektikten sonra da fotoğrafları anladım ki beni yanıltmadı. Yani boyutlarını düşündüğümüz zaman tutmayın küçük enişteyi tabirini bu telefon için kamerasında en azından kullanmak bence birazcık zor. Görüntülere haddinden biraz fazla kontrast veriyor ve çok fazla bekleneni karşılamıyor diyebiliriz. Zaten bu kadar telefondan da bir şey beklemek birazcık benim hatam. Bir de
zaten arka planda bir sürü fotoğraf dönüyor arkadaşlar. 3 aşağı 5 yukarı sizin de kamerayla ilgili bir fikriniz olmuştur diyelim. Evet arkadaşlar, şu anda sesimi Palm'ın mikrofonlarından dinliyorsunuz. Yani kaydı bu şekilde yapıyor. Biraz da bu telefonun içine nasıl bir donanım eklemişler, bundan bahsedelim. Snapdragon 435 işlemcisine 3 GB'lık bir RAM eşlik ediyor arkadaşlar. Aynı zamanda arttırılamayan bir hafızamız var içinde. Micro SD kart takamıyoruz. Bu hafızada 32 GB. Hani içinde çok fazla fotoğraf saklayacaksanız ya da çok fazla uygulama kuracaksanız yeterli olmayacaktır tabii ki, ama telefonun zaten olayı o değil. Sonuçta ya ikinci telefonumuz ya da çok telefona bakmamamızı isteyen bir telefon olduğu için öyle performans odaklı bir telefon değil. Tabii ki de bu telefonu PUBG'siz bırakmayız arkadaşlar. Bu kadar küçük bir telefonda PUBG oynamak hiç keyifli değil. Ancak tabii ki de test yapacağız. Ben size o süre zarfında hem pilinden bahsedeceğim hem de test sonuçlarına hep beraber bakacağız. 800 mAh'lik bataryamız yaklaşık 1 saatte %100'e ulaşıyor arkadaşlar. Pil ömrü kötü desek yanlış olmaz. Hele ki tam zamanlı bir telefon olarak düşünüyorsanız kendisini hiçbir şekilde kurtarmaz diyebilirim. Zaten 800 mAh'den çok fazla bir şey beklememek gerekiyor. Bunu da tabii ki de söyleyelim. PUBG'yi oynattı mı derseniz evet oynattı. Ancak küçük ekranda hiçbir keyfi yok arkadaşlar. Onu söyleyebilirim. Ateş etmek çok zor, nişan almak çok zor. Bir yerleri görmek imkansız. Adam sizi görüyor, siz onu görmüyorsunuz falan filan. Bunları bir kenara bırakalım. Oyunu oynattı en düşük ayarlarda. Ama şöyle söyleyelim. Şarjımız %91'den %79'a geriledi. Bayağı %12'lik bir şarj düşüşü var neredeyse arkadaşlar. Sıcaklığımızda bayağı bir değişim var. 30 dereceden 40.5 dereceye çıktı. Yani neredeyse böyle elle tutulmayacak derecede sıcaklıklara kadar yükseldi diyebiliriz ki dışarıdan bayağı net bir şekilde hissediliyordu. Telefonun çok ısındığı. Artık son sözlerimize gelebiliriz telefonla ilgili oyun sonuçlarımıza baktığımıza göre. Palm'ı bizlere telefonumuza daha az zaman geçirmemizi sağlamayı amaçlayan bir telefon gibi düşünebiliriz aslında. Ancak telefonla bir akıllı telefonu yapabildiği her şeyi küçük bir ekranda da olsa yapabiliyoruz. Yani çıkış noktasının aslında burada pek bir amacı kalmamış oluyor gibi sanki. Zaten ortada bence çok daha büyük bir sorun var arkadaşlar. Çok fazla bir şey vaat etmeyen küçüklüğü dışında bir telefonun fiyatı birazcık fazla. Ülkemizde resmi olarak 3000 TL civarında rahatlıkla bulabiliyorsunuz. Yani benim telefonum dünyanın en küçük telefonlarından biri olsun, akıllı olsun gibi bir derdiniz yoksa 3000 TL bu telefon için bence oldukça fazla. Son sözümü de söylediğime göre artık arkadaşlar videomuzu yavaş yavaş kapatabiliriz. Ancak ben sizin yorumlarınızı çok merak ediyorum. Bu telefonu alır mıydınız? Paranız var diyelim ya da parası önemli değil, çok daha uyguna satılıyor vesaire diyelim. Böyle bir telefona, küçücük ekranlı bir telefona para verir miydiniz? Vermez miydiniz? Bunu mutlaka yorumlarda tartışalım hep beraber diyelim. Son olarak da videomuzu beğendiyseniz şuradaki beğen düğmesine basmayı unutmayın. Başka bir Web Tekno videosunda görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın. Ekranda duran bağlantıları tıklayarak bambaşka Web Tekno içeriklerine ulaşabilir. Ayrıca hemen ortadaki bağlantıdan da kanalımıza abone olabilirsiniz.